Rahim'de kalınlaşma, halk, halk arasında en çok e, kavram karışıklığı olan kadın doğum sorunlarından birisi. Aslında rahimin içerisinin yani endometrium tabakasının kalınlığı adet gören bir e, hanımefendi de adetin gününe göre değişir. Adet kanamasının olduğu zamanlarda 4-5 mm'ye kadar düşüp ince görünürken, Adetin ikinci yarısında tam bebeğin geliş, gelişip yerleşçe zamanda 10 mm, 12 mm kalınlığa ulaşabilir. Rahimin içinde kalınlaşma dediğimiz durum ultrasonla rahimin içinin ölçüldüğünde elde edilen kalınlık değildir. Rahim içinde kalınlaşma bizim aldığımız rahimin içerisinden aldığımız örneğin patolojide incelemesi sonucu mikroskopla incelemesi sonucu ortaya çıkan bir tanıdır. Yani bunun latince karşılığı hiperplazi. endometrial hiperplazidir. Rahim içinde kalınlaşma dediğimiz sorun aslında budur. Ultrasonla bakılan kalınlık değildir. Rahim içinde kalınlaşma yani endometriyal hiperplazi aslında kanser öncüsü bir lezyondur. Bunların da kendi içlerinde çeşitleri var. Basit hiperplazi, kompleks hiperplazi, atipili hiperplazi, kompleks atipili vesaire gibi eğer bu kalınlaşma denilen yani mikroskopta bakıldığı zaman hiperplazi görüldüyse ve atipik hücreler varsa bunların kansere dönme ihtimalleri yüksektir. O yüzden ona göre tedavi planlamak lazımdır. Eğer atipik hücre yoksa o zaman basit hiperplazi veya kompleks hiperplazi ona göre tedavi planlamak lazımdır. Yani kalınlaşmanın tipine göre Bizim ne yapacağımızı biz ona göre belirliyoruz. Rahim içinde kalınlaşmanın tedavisi, kalınlaşmanın tipi ve hastanın yaşı, çocuk sahibi olup olmamak olma, olup olmamak isteği bütün bunlara bağlı. Genç hasta eğer çocuk sahibi olmak istiyorsa bazı hormon tedavileri vererek rahim içinde kalınlaşmayı tedavi ediyoruz ve geçti mi geçmedi mi diye rahimin içinden tekrardan örnek alıp bakıp inceliyoruz. Eğer hastanın çocuk beklentisi yoksa, menopoza yakınsa, özellikle de atipili kalınlaşma varsa bunlar kanser öncüsü lezyon kabul ediliyor. O zaman cerrahi tedavi seçenekleri daha çok ön plana çıkıyor. Yani kanser öncüsü lezyonlar cerrahi olarak tedavi edilse daha iyi olur. Ama doğurganlık çağında birisi Çocuk sahibi olmak istiyor. Ve atipili hiperplazisi var. Yani atipili kalınlaşması var. Bunlar da farklı medikal tedavi modaliteleri var. Uygulanıyor ve gebe kaldıktan sonra tekrar değerlendiriliyor. Yani rahim içinde kalınlaşma bu şekilde mutlaka hastanın beklentisine ve kalınlaşmanın tipine göre düzgünce tedavi edilmesi gereken bir durum. Kendi başına değil de altta yatan hormonal faktörlerden dolayı yumurtlamasız adetleri varsa gebek almak zor olacaktır bunlarda. Kalınlaşma bir de sürekli düzensiz dökülmeye sebep olacağı için sürekli kanama sürekli kanama kalınlaşması olan hanımefendilerde kansızlık, çabuk, çabuk yorulma, efor kapasitesinde azalma gibi ilave günlük hayatta da sorunlar çıkartır.